Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda size borsadan, dolardan, konuttan, velhasıl kelam piyasalardan önemli haberlerimiz var. %81 çıkacak diyoruz. Ne çıkacak? Tabii ki ilerleyen dakikalarda Paramedya.com.tr kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir'le ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Muhalif görüşler olacak piyasalar hakkında. Bence güzel çıkarımlar elde edeceksiniz. Baştan sona kadar izlemenizi rica ediyorum. Remzi abi, hoş geldin. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Uzun süredir Avrasyacı kardeşlerime buradan selam göndermiyorum. Dün bir tane Avrasyacı dostumuz ki kendisi bayağı popüler bir sanatçı. Yap Kredi'nin Bomonti Ada'da bir etkinliğe katılmıştım. Orada gördüm. Bizi ihmal ediyorsun Remzi abi. Bize selam göndermiyorsun dedi. Bu nedenle özür dileyip bütün Avrasyacı dostlara yürekten selam gönderiyorum. Eyvallah Remzi abi, çok teşekkür ediyoruz. Remzi abi, şimdi önemli veriler geldi. Tartışacak çok konu var ve bütün bunlar da piyasaları etkileyecek. İlk olarak Ekim'de cari açık rakamlarıyla başlayalım. Burada abi açıkçası bir alengir var. Yani bir film döndü. Neden diyeceksin? 1,5 milyar dolar civarında bir aylık açık bekleniyordu. 359 milyon dolar oldu. Tabii iyi tarafından görelim, yorumlayalım. Ocak-Ekim arası cari açık rakamına baktığımızda Remzi abi 38,1 milyar dolar. Ve bu açık tabii ki kapatılıyor, kapatılmak zorunda ve bu açık 38,1 milyar doların 20,9 milyarı, 21 milyar doları kaynağı belirsiz paralarla kapatılmış, net hata noksanla kapatılmış. Şimdi bunları tartışmayacağım. İşte yok, normalde bir ülkenin cari açığını ihracatla kapatmak gerekir falan filan. Tamam, girmiyorum bunlara. Esas gireceğim nokta şu. Doları etkileyeceği açısından abi, TÜİK'ten bir veri geldi. Gelen veri de şu: dış ticaret endeksleri geldi. Şimdi Ekim 2022 raporunda Remzi abi, İhracatın birim değer endeksi %1,8 artıyor. Birim değer endeksine bir birimin değeri, yani sattığın sana gelen para %1,8 artıyor. Miktar endeksi, yani sattığın toplam büyüklük miktar endeksi %1,1 artıyor. Bakın, değer 1,8, miktar 1,1 artıyor. Dönüyorum ithalata, bakıyorum. İthalatın birim değeri 8,3 artıyor. %8,3, miktar endeksi %21,3 artıyor. Yani bunun Türkçe tercümesi şu: aldığın mala daha fazla ödüyorsun, sattığın mala o kadar ödemiyorsun. Bu işin sonu dolar TL'ye dokunur diyoruz. Senin görüşün nedir abi bununla ilgili olarak? Evren, bu başından belli eleştiriyoruz. Başından belli bunun sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz. Ve gerçekten de bir noktada tıkanacak. Ama bir nokta ne kadar gider o ayrı. Bugünkü o bir küsür beklenirken 350 gelmesinin nedenini alengirli diye izah ettin ama bunun açıklaması şu Evren, ki Merkez Bankası bilançosunda da bunu görüyoruz. Türkiye bir süredir doğalgaz ödemeleri yapmıyor Evren. BOTAŞ'a. BOTAŞ yapmıyor. Ve hala bunu resmi olarak açıklamadılar ama biz bunu para transferlerinde görüyoruz. Merkez Bankası bilançosunda da görülüyor. Yani şu anda Türkiye'den bir para çıkışı yok enerji konusunda. Buradan kaynaklanıyor Evren. Çünkü bizim en büyük ithalatımız biliyorsun enerjiye dayalı. Yani evet, buğdayını her şeyini ithal ediyoruz ama ağırlıklı olarak enerjiye para ödüyoruz. Bu tamamen geçici. Bunun acısı çok acı bir şekilde çıkacak diye düşünüyorum Evren. Bakan Nebati'nin açıklamaları oldu abi. Yani ihracatçılara seslendi. Yani kurun daha da yukarı çıkmasını beklemeyin. Bu enflasyon hesaplarımızı bizim bozar diyor. Yani hani kuru yukarı giderse girdi maliyetlere, enflasyonu çıkarttı. Benim buradan anladığım şu: sol tarafta biraz önce verdiğimiz gibi, yani hem dış ticaret açığımız var, mal dengesi eksi 100 milyara yaklaşmış, işte cari açık 38 civarında geziyor. İhracat ve ithalat miktar ve değer endeksleri aleyhimize işlemesine rağmen bunun dönüp dolar TL'de Haziran'a kadar kötü bir durum yaratmayacağını anlıyorum. Bakan Nebati'nin dediğinden, yani bizim önceki dediğimiz tez doğrulanmış oldu. Haziran'a kadar AKP düzeneyi kurmuş abi, dolarda bir hareket yaptırmayacak.
Çünkü Bakan Nebati'nin de ihracatçılara verdiği mesajdan ben bu düzeneğin kurulu ve sağlam bir şekilde seçime kadar işleyeceğini değerlendiriyorum. Katılır mısın buna? Evren, katılıyorum. Aslında biz bunu bir süredir savunuyoruz seninle. Hemen hemen her programda söylüyoruz. Tabii burada AKP'nin biraz düzeneği kurdu ama korkusu da var Evren. Nedir korkusu? Ciddi anlamda büyük bir talep patlamasından korkuyorlar. Yani özellikle kur korumalı tarafından çözülen paranın borsaya değil de ya da TL mevduatına değil de tam tersi dövize gitmesinden korkuyorlar. Aslında biraz Nebati de mesaj veriyor. Yani biz buna izin vermeyeceğiz, sakın ha sakın der gibi. Ama diğer taraftan işte bu çift taraflı bıçak gibi ihracatçı huysuzlanıyor. Tabii Türkiye'de evrensel ihracatçıları seviyorsun ama Türkiye'de bizim ihracatçılarımız tamamen dövize ve ucuz işçiliğe dayalı bir politika uyguluyor. Yani bu sürdürülebilir değil. Katma değerli sen ihracat yapmıyorsun. İşte dolar artsın daha çok kazanayım. Asgari ücret düşük dursun daha çok kazanayım. Bununla olmaz Evren. Yani bu bir gerçek. Bu nedenle bunlar doların isterler ki 25-30 lira olması. Turizmci de aynı böyle. Çünkü turizm gelirlerimize de baktığın zaman halen daha İspanya'nın çok çok gerisindeyiz. İspanya'da bir turist 1700 euro harcarken Türkiye'de hala 700'lerde 800'lerde ki bu yeni oldu. Yani bizim katma değer kültürümüz yok. Ticaretimizde katma değer olayı yok. Biraz önce verileri söyledin işte ithalatımızla ihracatımızın arasındaki farkı Evren. Bu sebeple burada büyük bir sorun çıkma olasılığı var. Evet, düzenek kuruldu. Nebati bu düzeneği sağlamaya çalışıyorlar. Ama bu oyun bozulabilir Evren. Yani bunu bozulmaması için dolar da seninle bir programda yine konuşmuştuk. Kontrollü bir yükselişi sağlamak zorundalar Evren. Yani şu anda da görüyoruz aslında bunun. Böyle tamam doları baskılamayacaklar ama en azından enflasyona yakın ya da enflasyonun bir tık üstünde kur korumalılığının da gönlünü hoş etmek, aynı zamanda ihracatçıyı da birazcık mutlu etmek, turizmciyi birazcık mutlu etmek ve bir taraftan da ithalatı kısabilmek, ithalatının maliyetini arttırabilmek için doları kademeli, kontrollü bir şekilde yukarıya çekecekler. Bunu görüyoruz şu an dolardaki harekette de görüyoruz. Ama bu adil değere ulaşacak mı? Hayır, ulaşmayacak seçime kadar. Çünkü seçimden sonrası kıyamet gibi bir beklenti var Evren. Abi hızlı bir şekilde diğer alternatif piyasaları da değerlendirelim diyorum. Altın. Şimdi altınla ilgili olarak çok net ki Amerikan TÜFE verileri önemli olacak. Yarın açıklanıyor. Burada gerileyecek bir tüketici fiyatları endeksi. Çarşamba günü Fed'in yapacağı faiz artırımının 50 bas puan olmasını sağlayacak ve gerileyen bir enflasyon bence ons altında 1800 doları biz önemli bir direnç olarak seninle daha önce belirtmiştik. 1800'ün aşılması ihtimalini karşımıza getirebilir. Hemen yarın olmasa da enflasyonun düşeceğine dair umutların kuvvetlenmesi altına burada sınırlı bir güç verecektir diye düşünüyorum. Bir iki cümlede senin yorumunu rica edeyim. Kesinlikle katılıyorum Evren. Neden katılıyorum? Zaten altında özellikle 1600'lü seviyelerden biraz altın almaya başladılar, topladılar. Yani evet, ciddi uluslararası fonlar ve bir iki tane de Merkez Bankası'nın alımları dikkat çekiyor Evren. Ha, altın burada şu, tabii ben teknik olarak bakmıyorum, sadece gördüğümü yorumluyorum. 1900'ün üstüne çıkar mı? Bence halen daha çıkması için çok erken. Yani belirli bir asansör operasyonu, özellikle 1850 seviyelerinde yeniden satış geleceğini, çünkü 1600'lü seviyelerden ciddi bir maliyet oluştu Evren. Evet, gelelim konuta abi. Bugün konutu ilgilendiren önemli bir veri geldi. İnşaat ve bina maliyet endeksleri açıklandı Ekim 2022'ye ait. Burada inşaat maliyet endeksine baktığımda %117'lik bir artış var. Aylıkta 3.44'lük ama şöyle bir durum var. Bir önceki artış %119'du, şimdi %117'ye düştü ve dönüp bina inşaatı maliyetlerine baktığımda da
bir önceki ay %117'den şu an %114'e geriledi. Hala yüksek maliyetler var ve bu yüksek maliyetlerin konut fiyatlarını değerli kıldığını biliyoruz, zaten konuşmuştuk. Ama önceki yorumlarımızda konutla ilgili artık bir tavan noktaya, bir doyum noktasına ulaşıldığını, özellikle İstanbul'un lüks semtlerindeki konutlarda anormal balonların oluştuğunu ve bu balonların yavaş yavaş patlamaya başlayacağını söyledik. Ancak bu balonların patlaması düşük ve orta gelirli grupların alacağı evlerin fiyatının düşeceği anlamına gelmiyor. Bu maliyetler hala bizim kıymetli Laz müteahhitlerin iş yapması için çok büyük bir bariyer olarak duruyor abi. Konutla ilgili ekleyeceğin hususlar var mı? Bizim tezlerimiz çünkü yavaş yavaş doğru çıkıyor konutta. Kesinlikle Evren, ben konuttaki fiyat düşüşünün biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Neden düşünüyorum Evren? Birincisi faizler, ki bunu ayrıca seninle konuşacağız. Nitekim Mafya Eğilmez'in bir yazısı vardı. Yayından önce de seninle tartışmıştık. Mafya Eğilmez, ki para medyada da bu yer aldı, diyor ki yarın faiz öyle ya da böyle yükselecek. Evet, biz bu konuda hemfikiriz. Faizin yükselmesiyle birlikte borsanın ve konut düşüşe doymayacak diyor. Evet, yani borsa konusunda farklı düşünmekle beraber ama konutta aynı düşüncedeyim. Çünkü konuta artık ulaşılabilirlik seviyesi kontrolden çıktı Evren. Yani insanlar satamayacağı malın fiyatını düşürecektir. Çünkü bugün 4 milyon 5 milyon lirayla olmaz bu konut piyasası. O bir Evren. İkincisi de enflasyon baz etkisiyle de olsa artık düşüyor. Ve bu düşüşte psikolojik olarak insanların biraz daha fiyat algısının toparlamasına neden olacak Evren. Ben direkt semt adı vererek bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'da Ataköy'ü bilenler bilir. Abi, pandemiden önce 3 artı 1 güzel bir ev kısalarda 1.8 milyondu. Şu an 11.5 milyona etiket var. Dolayısıyla bunların ben gerçekten çok büyük balon olduğunu düşünüyorum abi. Tamam, enflasyon arttı. 2 milyon desen pandemiden önce 3 kere 2 6, 6 milyon 7 milyon olsun. Ama sen bunu 11.5 milyona çıkardıysan kusura bakma, bu lale çılgınlığının başka bir türevi bence. O yüzden o tip konutlarda ben hızlı bir gerilemenin oluşacağını değerlendiriyorum abi. Böyle bir durum var. Gelelim şimdi borsaya. Şimdi Mahfi Bey şunu söylüyor, diyor ki işte Mahfi Bey ya da diğer iktisatçılar da çok dillendiren var. Diyorlar ki faiz artacağı için işte Haziran'dan sonra borsa çökecek. Ben bu görüşe kesinlikle inanmıyorum ve bu görüşte bulunanların bence borsada ticaret yapmayan sadece akademik kökenli insanlar olduğunu düşünüyorum. Neden dersen, abi 90'larda 2000'lerde biz ticaret yapıyorduk borsada ve o zamanlar faizlerin 70, 80, 90 olduğu dönemleri gördük. Dolayısıyla benim borsada işlem yapmamı belirleyen ana etken faiz oranı değil. Ben zaten borsada %70'i 60'ı bir şekilde geçiyorum işlemlerde. Yani son bir ayda bak, en basit örneği, biz senle 2 hafta önce Sasa'yı eleştirmiştik. Eleştirdiğimiz zaman da Türk Hava Yolları demiştik. Kaçtı Türk Hava Yolları abi? 100 liralarda falan geziyordu. Kağıt olmuş. İlk 92 lirada konuştuk Evren. İlk 92 lirada konuştuk. Sonra 104'te konuştuk. Ha, 104'te konuştuk. Kağıt ne kadar şimdi? Bakayım abi canlı rakamına. 142.70 abi. Dolayısıyla benim burada borsada hani faizi 30'a çıkarttı değil mi? Ben dur gideyim faize mi gireyim diyeceğim. Hayır, benim borsada ticaret yapma nedenim teknik analiz, temel analiz bilgime güvenerek ben burada karlı şirketleri seçiyorum. Yani ana traderların amacı budur. %30 faizi buldum diye ben borsada hisseyi satıp oraya geçmem. Artı bak, bir de şunu söyleyeyim abi. Hata yaptığı nokta ne? Gelecek dış yatırımcı, altılı masanın seçilmesi halinde diyorum, ceteris paribus, altılı masa seçilirse abi, burada senin faiz etkisiyle yapacağın satışın belki 100 katı buraya giriş sağlayacak. Dolayısıyla orada faizin esamesi bile okunmaz. Ben zaten faizle kıyaslayıp kendime öyle iş yapmıyorum. Ben zaten faizden bir puan üstünde kazansam ben bu işi yapmam, bırakırım yani. Giderim o zaman devlet tahvili alırım, Eurobond alırım, orada otururum. Anadolu aslanlarını da kapatırım. Hadi arkadaşlar derim.
grubu dağıttık. Dolayısıyla bu bana hiç mantıklı gelmedi. Bu konuda ne diyorsun? Benim borsada projeksiyonlarımı da senden sonra söyleyeceğim ben. Evren, İngiltere'de BBC'nin gazetecilik kursunda şunu anlatıyorlar. Şimdi bu basın yayın kurumu gazeteciler zaman zaman eskiden tabii şimdi yollamıyor İngiltere'ye. İngiltere'de BBC'de şu dersi veriyorlar ilk olarak. Diyor ki bir fabrika yangını var. Bu yangını haberleştir. Şimdi sen anlatıyorsun anlat. Hayır diyor. Bu haberi annene anlatır gibi yazacaksın. Yani annen anlayacak bir şekilde bilmem ne caddesindeki şu fabrika yandı. Hayır. Annene nasıl anlatırsın heyecanı? Anne bilmem neredeki fabrika var ya yandı, çok büyük korkunç dumanlar. İşte bu şekilde. Şimdi Türkiye'de iktisatçılar, ekonomistlerin de problemi şu Evren. Bunu iktisat öğrencilerine ya da kendi seviyesindeki akademisyenlere anlatır gibi anlatıyorlar. Evren Devrim Zeylurt. Neden? Çünkü sen İktisatçı olarak, ekonomist olarak anlatırken halkın seviyesine iniyorsun. Halkın anlayabileceği finansal okuryazarlığa göre anlatıyor. Onun için şu anda senin kanalını 500 bin kişi izliyor Evren. Niye bu çok değerli iktisatçıların kanallarını, videolarını 5 bin kişi izlemiyor? Kötü oldukları için mi? Hayır, anlatamıyorlar. Şimdi Mafi Bey de aynı sorunu yaşıyor. Doğru bir tezi savunuyor. Ama anlatım tarzı yanlış Evren. Burada Mafi Bey'in söylemek istediği, benim de muhalif olmak olduğum konu şu. Evet, bu faizler artacak. Sen de aynı fikirdesin. Tabii. Bugün bankaların gırtlağına kadar %8 faizle 10 yıllık bonolar var. Devlet tahvilleri var Evren. Yarın olası bir faizle bunların bilançoları yerle bir olacak. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani adamın anlatamadığı o. Yok işte borsa yatırımcısı hisseyi satıp da gidip %60 faizle mevduat yapacak değil. Burada anlatım bozukluğu var. Yani derdini anlatamama. Evet, bana göre faizle birlikte borsada bir çöküş olacak. Ama bu çöküş hisse bazında olacak Evren. Bankacılık sektörü hisselerinde olacak. Belirli. Sen istediğin kadar yok de ben bu konuda muhalifim Evren. Yani şimdi Allah aşkına bak 3 ay önce bankaların kârı %600'dü, 500'e düştü, 400'e düştü. Bu ay ne gelecek biliyor musun? Kârlarında %300'lük artış olacak. Halen mi kârlı? Evet, halen kârlı. Ancak yılbaşından sonra bu bankaların artık reel anlamda enflasyondan arındırılmış bilançolarında ya da dolar bazında zarar yazdıklarını, zarara yakın kar ettiklerini göreceğiz Evren. Yabancı bunların matematiksel hesabını yapacak. Grafiğe bakıp da vay bu işte dolar bazında 60 sent demeyecek Evren. Yok bak, hala bence ticaret mantığı konusunda uzlaşamıyoruz. Bak ben bir trader olarak bakıyorum. Altılı masa geldiğinde bak bir o tahvil olayına Faik Beyler, Bilgi Hocalar 5 dakikada çözüm getirecek. Nasıl çözecekler söyleyeyim mi sana? Bir tane dönüştürülebilir devlet tahvili çıkartacaklar. Çat verecekler, eskileri bir alacaklar. 2040 vade diyecekler, olay bitecek. Bilanço şıkır şıkır gelecek. Bak bu bir, bunu al cebine koy. Altılı masa bunu çözer abi. Bunu çözmezse zaten finansal sektör sallandığı anda reele etkiler. Bu çözülecek. İki, çözülmedi diyelim. Benim aklıma gelen Faik Öztrak'la Bilgi Hoca'nın aklına gelmedi diyelim ki imkansız bir şey. Abi biz daima beklentileri alırız. Şimdi altılı masayla geldiği zaman Merkez Bankası'nın ve hazinenin rasyonel bir şekilde yönetileceğini hesap edecek yatırımcı orada bankanın aylık, 3 aylık, 6 aylık bir hazine kağıtlarından yediği darbeyi umursamadan hatta düştüğü zaman ki düşecek, haklısın, birileri satacak bunu. O noktada onu alım fırsatı olarak kullanacak ve ben sana söylüyorum şimdi buradan. Düştüğü zaman eğer buna bu güdüyle düşüp mal satarlarsa ben arabamı satıp toplayacağım. Akbank Yapı Kredi toplayacağım abi. Neden? Çünkü iki çeyrek dönem belki bunların bilançosu sıkıntı olur ki olmayacak diyorum. Velev ki oldu. O zaman abi iyi yönetilen bir makro ekonomiyle bunlar roket gibi yukarıya gidecekler. Artı bir de şu var, borsa dediğin zaman o yanlış, bankacılık sisteminde hadi ben de yanıldım bu dediğimiz olsa bile abi bunun sanayisi var, hizmetleri var değil mi? Ha? Turizmi var. İşte Evren. Yani şimdi bunlar patlayıp gidecek. Şimdi bak Türk Hava Yolları diyoruz değil mi? Ya
şeyden buraya %40 yapmış seninle konuşmamızdan. Hani bize diyorlar ya hiçbir dediğiniz çıkmadı diye. Yandaşlar sırf algı yapmak için dolarda, altında, konutta millete tonla para kazandırdık. En son Türk Hava Yolları'nda ve hala da diyorum bakın iş yatırımın hesabına girin. Hedef fiyatına bakın 170 lira diyor. Gidecek yolu var hala. Yani bütün bunlar ortadayken borsanın çökeceği mükeceği Allah korusun. Evren. Savaş ama bak, falan. Yanıldığın nokta sen de bak farklı bakıyorsun. Burada sorun borsa bir günde 3000 puan çökecek değil Evren. Burada anlatmak istediğim, benim de anlatmak istediğim. Burada sektör ve hisse bazında düşüşler, düzeltmeler olacak Evren. Bu geçmişte de oldu. Ha burada nedir önemli olan? Doğru trene binmek. İşte burada doğru trende. Niye biz senin günde 3 defa taciz ediyorum Evren seni Anadolu Aslanları için? İşte burada Anadolu Aslanları gibi, senin gibi Anadolu Aslanları gibi analistler, grupların doğru sektör ve doğru hisseyi öne çıkartması gerekiyor. O zaman kafan rahat edecek. Bankacılık sektörü evet 1, 2, 3 dönem rahatsızlık yaşayabilecek. Ama o süre içerisinde bu borsada yükselecek hisse senetleri de olacaktır. İşte Türk Hava Yolları doğru bir örnek. Biz bankacılık sektörünü borsa düşerken, kabus yaşarken, herkes rüya görürken kabusu. Ya Yapı Kredi'yi seninle 3850'de konuşmadık mı Evren? İşte doğru zamanlama yani herkesin sattığı zaman işte orada da biz senin kafana vura 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 Anadolu Aslanlarına çalış diyeceğiz Evren. Öyle öyle. Abi bak bugün de sen söyleme sen deyince sana saldırıyorlar ben diyeyim. Arkadaşlar dakika bir gol bir dün işte bu sabah raporda söyledim. Cem Taş açılışta 20 dakikada %6 yaptı. Allah bereket versin. Yani burada reklam değil bu. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Biz Avrasya Yatırım'da Anadolu Aslanları grubunu kurduk. Özel katıl butonu var tıklayın gelin derken. Yani bir statükoyu anlatıyorum. Ben gerçekten AKP'lisi de MHP'lisi de CHP'lisi de para kazansın istiyorum. Çünkü bu insanların tamamı enflasyonun altında eziliyor. Ve düzenek belli. Altında çıkış yok. KKM'de çıkış yok. Doları adam kendisi söylüyor. Ben diyor baskılayacağım Haziran'a kadar. Ne var kardeşim? Borsa var. Ama borsada da gümbür gümbür bam güm böyle bilinmedik kağıtlara, manipülatif kağıtlara değil. Gerçekten teknik ve temel çalışmalarla belirlenmiş hisseleri almanız lazım diyoruz. O yüzden ben Anadolu Aslanlarına hep davet ettim sizi. Kimse yanlış anlamasın lütfen bunu da. Remzi abi benim geleceğiyle ilgili piyasanın öngörüm şu. Abi 5 dolar buranın zirvesiydi. Şu an biz 2 dolar 75 centteyiz. %81'lik bir potansiyeli var diyorum. Yani 5 doları biz ya Haziran öncesi biraz zor da ama Haziran'dan sonra şu bankacılığın ya da velhasıl senin gibi insanların kafasındaki bu soru işaretleri ya da Mahfi Bey gibi düşünen iktisatçıların kafasındaki soru işaretleri arındıktan sonra 5 dolara ben yürüyeceğimizi değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'nin önü açılacak. Daima borsalarda hep yeni hikayeler satın alınır ve bu yeni hikayeyi de bu vizyonu da bence yabancı satın alacak %81'lik bir potansiyeli var diyorum. Bu benim şahsi görüşüm tamamen. Bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar ama buna bağlı olarak bilançosu sağlam kağıtlarda pozisyonlanmanın şu sıralarda yapılması gerektiğine de inanıyorum. Buna ne dersin? Katılıyorum. Buna da katılıyorum Evren. Yalnız şöyle bir şey daha var. Onu da ekleyeyim. Bakın mesela benim ekranımda mutlaka yabancı takas oranı vardır günlük olarak. Yabancı takas oranı Evren halen düşüyor. Yani evet. 29.60 seviyesine geldi Evren. Büyük bir ihtimalle 28'e de gelecek. Belki 27'ye de gelecek. Çünkü burada sorun yabancının çıkış nedeni AKP Evren. AKP'nin oy oranları bu kamuoyu anketlerinde yüksek göründüğü şartlarda yabancı buradan çıkmaya devam edecektir. Çünkü bakın AKP iç politikada başarılı anlatıyor. Neden anlatıyor? Diyor böyle böyle böyle. Ya 20 yıldır aynı iktidarda olan parti değil de sanki muhalefette 20 yıldır ve iktidara aday bir partiymiş gibi konuşuyor Evren. Bunu taban yiyebilir ama yabancı yiyemiyor Evren. Bu nedenle ben borsada biraz da bundan rahatsızım. Ha şu anda kendi içimizde dönüyoruz. Varlık
emeklilik fonları alıyor. Ama bu bir noktada kesilecek. Ancak yarın Haziran, Temmuz, Ağustos gibi olası bir iktidar değişikliğiyle birlikte bu borsada 5 dolar değil belki 6 doları göreceğiz. Ancak biz daha o zamanı konuşmuyoruz Evren. Biz şimdiyi konuşuyoruz. Bugünü ve yarını konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. 25 dakika dolu dolu güzel bir piyasa sohbeti oldu. Ağzına sağlık. Sağ ol abi.